248 tane insan öldü değil mi? 248'inin de hayatı en az Cumhurbaşkanı'nın hayatı kadar da değerliydi. Bunu bir kere teslim edelim. Orada ölen erler de, polisler de, 47 tane özel neydi polis şeyine? Özel harekatçı 47 tanesi öldü orada. Orada ilk kez polis isabetli bir şekilde biber gazı kullandı ya. Eğer o polis biber gazını kullanmasaydı, kadının bir tanesi satırı kapmış, darbeci öldürmeye çıkıyorum diye çıkmış. Siz askeri emir komutayla sokağa çıkarırsınız, sokaktan toplarsınız. Polisi emir komutayla, çünkü başında onu yöneten var. Ama halka sokağa çıktığın dediğiniz andan itibaren onu toparlayamazsınız. Çünkü kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz, üzerinde üniforma. Elindeki o kadın, elinde satır bulunan o kadın nereye gidiyor? Darbeci diye kimi o sokakta vuracak? Memleketi kurtarmaya gidiyor hanımefendi. Siz ya nasıl okuyorsunuz bu olayları ya? Ya burada bir tuhaflık elinde var. Hiç tuhaflık bu yok. Bu işte o insanlar kurtardı bu memleketi. Ya yazık, vallahi yazık yani. Bence biraz daha dikkatli olun hanımefendi. Daha dikkatli olun lütfen. Hayır, daha dikkatli olun. Ben 248 şehidin kanını böyle lüzumsuz laflara boğduramam hanımefendi. Böyle bir şeye hakkınız yok size. Düşünce, hürriyetine saygı. Ben ne dersem onu açıklarım size. Görüşünüzü sonra söylerim. Dursun Bey, şu anda olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Mi bu? Doğru. Ve olağanüstü bir dönemde bu saçmalıkları hiç kimse dinlemeye tahammülü yok. Hayır efendim. Hukukçu değil misiniz? Çok. Hukukçusun. Ben burada size bir şey söylüyorum. Hocam. Peki ama. Ben bir dakika söyleyeceğim. Burada herkes konuşabilir. Biz bütün Türkiye'ye tabi etmiş. Evet, daha olay çok kişi, hayır, olay çok sıcak ve şehitlerin kanı yerde kurumadan bu lafları duymak istemiyor bu memleket. Biz siyasetçiler olarak toplumun nabzını yönlendirmek, kontrol etmek zorundayız. Ama akademisyenler istediği şekilde bu ülkede konuşmalı. Gazeteciler istediği şekilde konuşmalı. Baskı yapmamalıyız. Şimdi bu darbe sürecinde 2000 tane asker cumhuriyetin bu askeri bir baskı değil, tasfiye bu bir baskı edilirken değil. Bu saçmalıklara karşı çıkmak baskılarla ordudan şey atılırken yani. Siyasi iktidar ne yaptı? Ortada darbe yokken, silah yokken, helikopter tamam, bunlar, yokken bunları, neyi savundunuz? Darbeye karşı olmak AKP'yi eleştirmemektir. Tamam, şu cümleyi söyleyeyim. Evet. Darbeye karşı olmak AKP'nin yaptığı ayıpları örtmek demek değildir. AKP'yi eleştirmek demek de darbeyi desteklemek demek değildir. Bunu bir kere bir tarafa koyalım. Bu flu'nun, bu nedir, niye bilinmiyorlarında eğer açığa çıkmasını istiyorsanız bunların da tartışılması gerekir. Peki. Ama siz bakın yani bilim... Destek verecektim orada 60'larda. Çünkü ben Türkiye'de dinsel örgütlenmeler, onu sonra açıklayayım. Evet, sonra gelelim buraya ama meseleyi anlamaya çalışalım. Tamam, şimdi bağladınız konuyu. Ben ama daha sonra söyleyeyim isterseniz. Tabii lütfen. Daha sonra söyleyeyim. Süper Işık, size gelmek istiyorum.